Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün zeytinyağında kudret narı yapacağız inşallah. Birçoğunuzun bildiği bir meyve, bitki. Dolayısıyla çok çok faydası olan bir malzeme olduğu için ben size kendiniz evde alıp yapabilirsiniz. Ben pazardan almıştım. Bunlar yemyeşildi. 2-3 günde bu hale geldi. Gördüğünüz gibi böyle kendiliğinden açılıyor kabak gibi. Kabağın aynı çiçeği olur ya, o şekilde açılıyor ve içerisinden bir mucize yani. Bakın, bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bunları arkadaşlar çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Çekirdekleri bu şekilde ben size göstereyim. Bunları aç karnına yutabilirsiniz. 5-6 tane, 8 tane, 10 tane hiçbir zararı yok. Faydası var. Eğer yetiştirmek isteyen arkadaşlar varsa bunları bahçelerine ekebilirler. Harika bir şekilde sonuç alırlar bu çekirdeklerden. Yani Allah'ın yarattığı mucize meyvelerden bir tanesi. Dolayısıyla ben aç karnına bunlardan yiyorum. Tadı çekirdeğin tatlı. Göreceğiniz gibi şöyle bir çekirdeği var. Şöyle. Bunları ekebilirsiniz. Dediğim gibi yiyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar zeytinyağında bunları minik minik tahtayla yani tahta bıçakla kesip bunları eğer zeytinyağına yatırırsanız yaklaşık 4 hafta kadar, bir ay kadar. Ondan sonra böyle bu şekilde hale geliyor arkadaşlar. Ben sürekli zaten kullanıyorum. Müthiş bir şifa özelliği var. Özellikle reflü hastaları, bağırsak tembelliği olanlar, kabızlık çekenler, gastrit rahatsızlığı olanlar, ülser hastalığı olanlar, midelerinde yara olanlar, yaralarınıza sürebilirsiniz bu karışımı şu şekilde arkadaşlar. Yanıklara, yaralara çok çok iyi geliyor. Ayrıca sedef rahatsızlığı olan arkadaşlar, egzama rahatsızlığı olan arkadaşlar, cilt rahatsızlığı olanlar bunlarla tedavi hemen başlayabilirler. Dediğim gibi ben pazardan aldım. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Şu an tam mevsimi. Alın 4-5 tane. Bir iki kavanoz yapın. Ondan sonra bir ay kadar bir karanlık bir yerde saklayın. Güneş görmeyen buzdolabı da olabilir. Daha sonra kullanabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle sindirim problemi, hazım problemi olan arkadaşlar bunu kullanabilir. Karaciğer rahatsızlığı olan kişiler, şekeri yüksek şekeri seyreden kişiler, bunları kullanıyor. Şeker hastalığına da birebir arkadaşlar. Bunu dediğim gibi yemeklerden bir yarım saat, bir saat önce kullanabilirsiniz. Yarım saat, bir saat bir şey yemeyin. Karaciğeri dediğim gibi hazmı çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda karaciğerin devamında pankreas için çok büyük şifa kaynağı. Dalak, bağırsak rahatsızlıklar için çok çok iyi. Guatr rahatsızlığı olanlar arkadaşlar bunu içtikleri takdirde şifasını çok yakında bulurlar. İşte E vitamini içerisindeki E vitamini sayesinde hücre yenilenmesini sağladığı için kansere birebir arkadaşlar. Bunu evinizden, mutfağınızdan kesinlikle uzak tutmayın. Tamamen bir şifa kaynağı. Birazdan ben bunları keseceğim arkadaşlar. Mümkünse tahta bıçak olur. Onunla kullanın. Metal bıçak kullanmayın. Ve zeytinyağın içerisine yatıracağız. Dediğim gibi yaklaşık bir ay kadar bekledikten sonra her sabah bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı da olabilir. Bunu yemeklerden önce, yarım saat önce içerseniz bütün hazım problemleriniz ortadan kalkar. Mide yanması, reflü,
yemek borusu yanması, 12 bağırsak problemleri, hemoroid hastaları için de çok çok şifalı. Çünkü sindirimin son halkası hemoroid oluyor. Bunu ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Yine varis ve romatizmaya çok çok iyi geliyor. Dolaşımı rahatlattığı için. Zeytinyağı yerine bal da kullanabilirsiniz. Ancak ben bugün zeytinyağlı yapacağım bunu. Dediğim gibi vitaminler, mineraller açısından en faydalı meyveler arasında geçiyor, sebzeler arasında geçiyor. Dolayısıyla cilt hastalıklarının özellikle egzama ve sedef için muhteşem bir doğal ilaçtır arkadaşlar. Guatr hastalığı için dedik ki romatizma ve sindirimi kolaylaştırdığı için hemoroid hastalıklarına çok çok iyi geliyor. Ailece kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza da birer tatlı kaşığı verebilirsiniz bundan. Arkadaşlar dediğim gibi bir mucize, Allah'ın bir mucizesi bu bize. Bunlardan, doğal şeylerden faydalanmaya bakalım. İlaçlardan biraz uzak duralım. Yaklaşık 3 tane kudret narını bu şekilde arkadaşlar parçaladık ellerimizle. Bu şekilde kavanozumuza koyduk arkadaşlar, temiz bir kavanoza. Daha sonra üzerine zeytinyağını boşaltıyoruz. Tepeleme olarak bütün kudret narlarımızı kaplasın arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Yaklaşık dediğim gibi bir ay kadar dolapta saklayın. Buzdolabına da koyabilirsiniz. Güneş görmeyen bir yerde iyice ağzını kapatarak bu şekilde muhafaza edin. Dediğim gibi muhteşem bir ilaç Allah tarafından bize gönderilmiş. Bunu inşallah kullanın. Ben dediğim gibi kendim yapmış olduğum daha evvelden kudret narını bu şekilde aç karnına her sabah afiyetle içiyorum arkadaşlar. Tadı da güzel, muhteşem. Ondan sonra hiçbir probleminiz kalmaz. Sindirimle alakalı, hazımla alakalı Allah'ın izniyle çok şifası olan bir meyve. Çekirdeklerinde şu kırmızılarını ben sabahları aç karnına yiyorum arkadaşlar. İçindeki çekirdekleri de ekiyorum. Ekebilirsiniz. Bu şekilde. Bunların hepsi bir çekirdekten bile yüzlerce meyve elde edebiliyorsunuz. Kesinlikle ziyan etmeyin. Bahçeniz varsa ona ekerek artık kendi kudretlerinizi kendiniz yetiştirin. Balkonunuz varsa saksıda bile yetişir. Şifa olsun inşallah.